İstanbul Kadıköy'de de Fenerbahçe maçı vardı. İki takım taraftarlarının aynı gün İstanbul'da olması spor kültüründe kangren haline dönüşen taraftar kavgalarının da yaşanmasına neden oldu. Edremit'ten İstanbul'a doğru yola çıkan Fenerbahçeliler yol üstünde karşılaştığı Trabzon taraftarlarıyla bir benzinlikte birbirine saldırdı. Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe taraftarlarının olduğu otobüsün içine yangın tüpü sıktı. Günün ilerleyen saatlerinde de Kadıköy'deki maçtan çıkan Fenerbahçeliler Marmaray'da Trabzonspor taraftarlarına saldırdı. Yaşananlar hakkında iki kulüp de açıklama yaptı. Yaşananların takipçisi olacaklarını söylediler. Taraftarlar arasında yaşanan bu kavga önlenebilir miydi? Ajansspor.com genel yayın yönetmeni Kenan Başaran ile bu konuyu konuşacağız. Kenan, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Volkan. Hemen direkt soruyorum. Bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsun? Tabi bunlar toplamda vandalist şeyler. Hani hiçbir şekilde yaşam kültüründe olmaması gereken durumlar. Gönül ister ki evet Türkiye'nin iki büyük kulübü aynı gün, aynı saatte, aynı şehirde çok yakın statlarda maç oynasınlar ve medeni bir şekilde herkes stada geldiği gibi evine dönebilsin. Ama bunun koşulları sağlanmadan, böyle bir kültür oluşmadan ve geçmişte defalarca bu yüzden aynı şehirde maç oynatmayan federasyonun çok ilginç bir şekilde aralarına çok büyük bir husumet olan iki kulübün maçını aynı gün aynı şehre vermesi inanılmaz. Neyi deniyorlar, neyi test ediyorlar hakikaten anlamakta zorluk çekiyorum. Bence yine ucuz atlattık. Yani çok daha vahim şeyler de yaşanabilirdi. Yine taraftar bence genel olarak yani ferasetli davrandı diyebiliriz bu konuda. Sen de söyledin, maçın aynı gün İstanbul'da oynanmış olmasından da kaynaklandı bu yaşananlar. Peki Türkiye Futbol Federasyonu bu olayların yaşanmasında önleyici bir hamle yapamaz mıydı? Ya federasyonun yapacağı tek şey Türkiye'nin koşullarını göz önünde bulundurarak aynı güne bu maçları vermemesiydi. Çünkü daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın aynı gün mesela bazen çok fikstür sıkışması olmuştur. Avrupa maçları şu bu yüzden kulüpler başvurmuştur. Biz de maçımızı bugün oynayalım diye işte saat 4'te biz oynayalım, 9'da diğer oynasın gibi talepler hep bu gerekçeler reddedildi. Hayır, İl Güvenlik Kurulları bu yüzden karşı çıktı. Hal böyleyken dedim yani bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasında Trabzon'la Fenerbahçe arasındaki husumetin bir benzeri yok. Yani daha güvenli diyebiliriz iki takım bu üç büyüklerin arasındaki ilişkiye Trabzon'la Fenerbahçe'ye kıyasladığımızda. Buna rağmen ki ligin son haftaları yine iki kulüp karşılıklı açıklamalar yapmış, birbirini suçlamış vesaire. İşte 8. şampiyonluktu, 28. şampiyonluktu, şuydu buydu. Bir sürü tartışma yaşanırken federasyon çok garip şekilde inanın ki bir şey denediler diye düşünüyorum. Başka bir mantığı yok. Herhalde önümüzdeki sezon özellikle fikstür sıkıştığında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'da aynı gün maç yapabileceklerdir diye düşünüyorum İstanbul'da. Peki bu yaşananların gerçekleşmesinde kulüplerin son yaptığı açıklamalarının etkisi ve duruşlarının etkisi nedir? Tabii ki zaten hani Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 2011'den beri gelen bir sıkıntıları var zaten. Hatta çok daha geçmişte de 96 şampiyonundan dolayı da iki kulüp arasında böyle bir rekabet vardı. Genel olarak da Fenerbahçe Trabzon rekabeti özel bir rekabettir. Trabzonspor Fenerbahçe ile rekabet ederek şampiyonluklara ulaşmıştır ya da kaybetmiştir. Dolayısıyla bu gerilimli bir ilişki var. Başkanlar şimdi ilk bu fikstür açıklandığında Ali Koç buna dikkat çekti. Yani bunun yanlış olduğunu söyledi. Şimdi bunu söylemek de daha sonrasında problem yaratabiliyor ya da öyle gösterebiliyor. Vay efendim Ali Koç işte altını çizdi bu işin diye. Ya olacak şey mi? Bence doğal bir uyarı yaptı. Trabzonspor sezon boyunca şampiyonluğa konsantre oldu. 2011 meselesine hiç girmedi. O toplara hiç girmedi. Ne zaman ki garantiledi tekrar 2011 işte 8. şampiyonluk gibi söylemleri tedavüle soktu. Videolar çekti. Bunu gösterdi.
ve şampiyonluk maçı olan Antalya maçı diye anlıyorsam ya da bir sonraki işte bu meşhur silahlı Abdullah Avcı'yı avcı gösteren Fenerbahçe'nin sembolü Kanarya'da bir namlunun ucuna koyarak şiddet vesilesi olan bir pankart koyması da sonuçta bitmeyen, tükenmeyen karşılıklı açıklamalar da elbette taraftarı etkiliyor. Hı hı. Peki daha önce futbol, Türkiye futbol tarihinde şampiyonluğunu önceden ilan etmiş bir takımın İzmir'de oynanacağı maçın İstanbul'a ki ev sahibi takım, rakip takımken maçın İstanbul'a alınıp oynanmış olduğu bir örnek var mı? Hani bu örnek sadece Trabzonspor için mi yapıldı yoksa daha önceki takımların şampiyonluk kutlamalarında da bu tür değişiklikler oldu mu? Senin hatırladığın var mı? Bunu merak ediyorum. Çünkü bir organizasyon dediğin gibi hem yayıncı kuruluşun belki de itiraz etmesi gereken bir organizasyon problemi vardı. Hem de emniyetin bu iki takımın taraftarının aynı şehirde olmasına karşı bir itirazı olması gerekebilirdi belki. Hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum. Beşiktaş Şenol Güneş yönetiminde şampiyon olduğunda garantilemişti Konya'ya gidiyordu. İstanbul'da oynayalım bu maçı demişlerdi. Ama reddedilmişti. Hemen hafta içi çarşamba günü o maçı oynatmışlardı. Beşiktaş Konya'ya günü birlik gidip gelmişti. Şimdi burada mesele o kadar tuhaf ki. Bakın bir Antalya maçı oynanıyor. Orada Trabzonspor'a seyircisiz maç cezası beklenirken aksine böyle bir ceza verilmiyor. Üstüne üstlük deniliyor ki sen Türkiye'nin en büyük stadında git oyna. 75 bin kişilik stat veriliyor. Hani ceza değil üzerine ödül veriliyor. Antalya maçında Trabzonspor'a sahaya girdiği için 300 bin lira küsur para cezası verirken Beşiktaş'a derbide Fenerbahçe maçında kötü tezahürattan daha fazla para cezası verildi. Yani federasyon hukuk kurulları diyor ki sahaya girmek daha iyi bir şeydir. Yani ey taraftar diyor. Küfür etme sahaya dağılıyor. Zaten federasyon yönetimi, bu hukuk kurulları problem. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki ben Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurullarını tanımıyorum. Bunların kararları baştan problemli diyor. Buna rağmen bir spor yasası çıkıyor. Diyor ki hayır biz seni tanımıyoruz ey ahim diyor. Mevcut şekilde devam diyor. Nereden tutarsak elimizde kalan, yani sizler çok şanslısınız Avrupa'da, Avrupa liglerini izlediğiniz için biz burada inanın ki bu liglere para vermeye değmez. Bakın ihale yapıldı, ihalesi ortada kaldı. Hiçbir hukuki teamüle uyulmuyor yayın ihalesinde. 6 ay önce bitirmesi gerekiyordu, statüye göre bitirilmedi. Bir firma teklifini veriyor, iyi kötü. Reddediyorsan reddettiğini açıkla. Hala cevap verilmemiş. Ve bilakis kendisine blöf çeken firmanın peşinden gidiliyor. Aman ne olur gel bize yeni bir teklif ver de işte uzatalım. Şimdi en son herhalde ihalesiz uzatacaklar. 2 ay sonra yeni sezon başlayacak. Transfer sezonu şurada 1 ay sonra başlayacak. Kulüpler yeni sezon açacak. Kamp çalışmalarını ortada yayın geliri yok. Bilinmiyor. Ne kadar para harcayacaklar kulüpler, bütçeleri bilinmiyor. Sonra işte Avrupa'da başarılı olacağız, şu olacak, bu olacak ve sıralamamız düşecek. Peki Kenan, son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi ekranda da görüntüleri görüyoruz, yaşanan olayları. Otobüsün içine tüp sıkan da var. Birazdan Marmaray görüntülerini de göreceğiz. Bayağı bir linç girişimi var aslında Marmaray'da yaşanan olaylarda da. Evet. 62-22 numaralı sporda şiddet ve düzensizliği önleme adında bir yasası var Türkiye'nin. Sence görüntüler de bu kadar aslında elde varken ve netken bu yasanın uygulanması gerekmez mi şu anda? Uygulanabilir bir durumda mı şu anda bu olay için mesela? Yasa herhalde sadece 2011'de Fenerbahçe'ye uygulandı. Bir daha da o yasaya kimse dönüp bakmadı. Yasayı hiçbir şekilde görmüyoruz. Ne yöneticiler bazında görüyoruz ne sezon içerisindeki maçlarda. O yasa raflarda kaldı. Tıpkı çıkacak olan, çıkmış olan spor yasası da öyle olacağı gibi. Şimdi bakın hani eskiden taraflar arasında yine çok olaylar çıkardı. Hatta deplasmanlara gidilirken böyle döner bıçakları falan. Ama onların çoğu böyle gösteri amaçlı. Yani karşıdaki rakibe biz boş değiliz, bize saldırırsanız gibi mesajlar içeride sürdüğü var. Şurada taraftarlık raconu diye bir şey varsa ona bile uyulmuyor karşılıklı olarak. Yani ilk benzinlikteki işte gidiyor çocukların olduğu araca yangın tüpü sıkıyor. Bu da
taraftarların kültürüne, raconu, hani o dövüşlü kavgalı dönemlerde bile böyle bir şey olmaz. Aile var, çocuk var, kadın var diye bir geri basılır. Aynı şekilde bir sürü taraftar üç taraftara saldırıyor. Bu da hani yine o taraftarın raconuna uymuyor. O erkek egemen dile bile uymayan bir tavır. Burada yasa koyucu yasaları çıkartıyor ama uygulama konusunda duruma göre, zaman ruhuna göre, takıma göre, camiye göre onu uygulayıp uygulamama konusunda hep bir çifte standart ortaya koyuyor. Sevgili Kenan Başaran, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın ve yorumların için. Sağ olun. Evet.